Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yarışı CHP'yi böldü. Son dönemde İyi Parti tarafından Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı güçlü bir şekilde gündeme getirilmesi üzerine CHP'nin üst düzey isimleri harekete geçti. Partide ayrışma başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan verilen ancak henüz kesinleşmeyen siyasi yasak kararı muhalefette kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Mahkeme kararı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener durumu fırsata çevirerek İstanbul'a geldi ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken İstanbul'a gelen Akşener durum hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi de vermedi. Akşener'in aksine Ahmet Davutoğlu Saraçhane'ye gitmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgilendirdi. 16 milyon 85 milyon restleşmeleri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye döner dönmez 16 milyon vurgulu konuşmalar yaparak Ekrem İmamoğlu'nun adaylık girişiminin önüne set çekti. Ertesi gün Saraçhane'de düzenlenen mitingde Meral Akşener'in dilinde yine 85 milyon vurgusu vardı. Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini net bir şekilde ortaya koydu. Meral Akşener'in bu girişimleri CHP içerisinde krize neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyen isimler kulis bilgilerini medyaya sızdırmaya başladı. CHP adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem Sarıkaya CHP'li üst düzey bir ismin aday sadece altılı masada değil öncesinde CHP'nin parti meclisi ve meclisinde belirlenecek karar buradan çıkacak. Adayımız Belli Kemal Kılıçdaroğlu bundan da vazgeçmemiz pek olası görünmüyor dedi. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.